Sevgili dostlarım merhaba. Yeni bir program, yeni bir gündem. Sizler soruyorsunuz, sizler istiyorsunuz, bizler onları anlatıyoruz. İşte bu işe yarıyor videoların altındaki yorumlar. O yorumlarda şunu anlat deniliyorsa eğer aynı konuda mutabakat var, pek çok kişi aynı şey istiyorsa biz onu yapıyoruz. Dediniz ki Osmanlı haremini Topkapı Sarayı'ndaki gündelik hayatı anlatır mısın? köleleri, padişahların tırnak içinde. Yumuşak söyleyebilirim ama söylemeyeyim. Doğrudan doğruya bodoslama söyleyeyim. Padişahların seks hayatını. Hepsini anlatalım. Anlatalım da muhteşem yüzyıl denilen filmin açmış olduğu yaraların ne derece ve ne denli Osmanlı kültürünü sıkıntıya soktuğunu hep birlikte fark edelim. Sevgili dostlar, harem Hepimizin evinde yatak odası vardır. Evlilerin kendi kaldıkları odaları, bekarların da annelerin ve babaların odaları bütün kapılar açıktır. Beni dinleyen dostlara söylüyorum. Herhangi birinize akşam yemeğine geldim. Muhtemelen evli ve bekar olarak düşünüyorum. Eşiniz ya da anneniz en güzel havluları, en güzel yemek takımlarını hazırlar. Terlikler değişir. Misafir odası adı verilen bir oda vardır bizim kültürümüzde. Sıradan oturulan odada değil, misafir için özel odada yemek yenir, çaylar içilir. Evin her odası, evin her bölümü misafire yani bana amadedir bir oda hariç. O oranın kapısı kilitlidir. O odanın bırakın kapısını açmayı, kapı tutamağını tutmak bile bir misafir için ayıptır. Evin her yeri benimdir. Sizin evinizden bahsediyorum. Öyle değil mi? Evin her yerini benim hizmetime verirseniz fakat bir odanın kapısı kapalıdır. O oda yatak odasıdır. Misafir o odaya giremez. O odanın sahibi o evin sahibidir aynı zamanda. İşte haremi de böyle düşünsek ya. Topkapı Sarayı'nın her yerine, Topkapı Sarayı'nın her bölümüne herkes girebilir belirli kurallar dahilinde. Fakat bir yere hiç kimse giremez. Bir adım öte gideyim mi? Tırnak içinde parantezi açarak söyleyeyim mi? Padişahlar bile oraya rahat rahat giremez. Haydi bismillah. Harem'in ne üdüğünü konuşalım. Ama haremden önce Enderun Mektebi'ni konuşmak lazım. Enderun Mektebi'ne erkek öğrencilerin ders yaptığı yer. Ya, bak harem'i anlatmak için bir okul olan, mektep olan Enderun'dan başlamamız gerekiyor ki hareme geçiş yapalım. Enderun Mektebi Sultan II. Murat döneminde Edirne Sarayı'nda Osmanlı Devleti'ni yönetecek olan kadroları tayin ya da atama usulüyle oradan buradan şuradan seçerek bir KPSS sınavına tabi tutarak almak yerine devletin maliyesini, devletin dış politikasını, devletin kültür politikasını, devletin dış ilişkiler politikalarını devletin iç ilişkiler politikalarını, devletin asayişini, her şeyini belirleyeceğin insanların yetiştirildiği bir kurul ve kurum olmalıdır. Onun da adı Enderun Mektebi'dir. Osmanlı Sarayı'nda pek çok bahçe var ama iki tane ana başlıklı iki tane bahçe var. Birisi Birun Bahçesi, dış bahçe. Diğeri Enderun Bahçesi, iç bahçe en derin olan yer Enderun bahçesidir. İşte Sultan II. Murat devleti omuzlarına vereceği çocukları, devlet denilen o ağır mekanizmayı omuzlarına yükleyeceği evlatları, vatan çocuklarını yetiştirmek için kendi sarayında gözünün önünde bir okul açar. Enderun Mektebi. Fakat Fatih Sultan Mehmet döneminde bu kurumsallaşır. Murat açar, Mehmet kurumsallaştırır. Bir şey düşünelim mi? Yüz ölçümü olarak Osmanlı Devleti bugünkü Türkiye'nin yaklaşık 30 kat büyüklüğündedir. Yaklaşık 30 kat büyüklüğünde. 30 kat büyüklüğünde olan bir devletten en akıllı IQ testi yapılarak tabii ki bu IQ testi bugünkü modern anlamda değil. Ben alışılsın diye söylüyorum. 1400'lerin, 1500'lerin, 1600'lerin tekniği biçiminde IQ testinden geçirilir. Ve devletin en üst aklı, en üst zekası olan 30 öğrenci seçilir. Bu bazen köle pazarlarından alınan çocuklar gibi olur. Payzen Yusuf Paşa gibi. Bazen de fethettikleri ülkelerdeki zeki çocukları, anneleri, babaları kendi gönül rızalarıyla saraya verirler. Bazen köle pazarları, bazen ailelerin teslimiyeti biçiminde olur. Burada mühim olan neyi söyleyeyim mi? Zeka. Zeki çocuklar alınır. Enderun Mektebi'ne yerleştirilir. Yanlış anlamayın, Enderun'u anlatmıyorum. Harem'i anlatıyorum. Harem iyi anlaşılsın diye Enderun Mektebi anlatılması gerekiyor. Bizdeki eksiklik, en ana tema bu işte. Enderun Mektebi. Enderun Mektebi'ne çocuklar seçilir. Seçildiği yaş 6'dır. 7'dir, 8'dir, 9'dur, 10'dur. Ondan büyüğü olmaz. Endorun mektebinde seçilir. Bu çocuklar sabah namazından sonra eğitime başlarlar. Yemek molaları, namaz molaları ile beraber akşam namazına kadar ders alırlar. Bugünkü müfredattan bahsediyorum. 40 dakikalık bir ders biçiminde günde 16-20 saat ders yaparlar. Haftada bir gün tatil. Haftanın 6 günü ders. 15 yıl boyunca. Bir düşünsenize 15 yıl sabah namazından akşam namazına kadar günde 20 saat ya Balata'yı sıyırır 15 yılın sonunda Enes ya Balata'yı sıyırır kayışı kopartır ya da o çocuk hakikaten olur. Doğru mu? Çocuğa 15 yıl boyunca günde 16 saat ders verirsen haftada 6 gün bu çocuk ya sıyırır ya da olur. Sıyıranları Yeniçeri Ocağı'na gönderiyorlar. Paşa olsun komutan olsun deli olsun akıncı olsun diye onlar hakikaten sıyırık sıyırık işler yapıyorlar olanları da kayış kopartmayıp olanları da defterdar, reisül küttab, nişancı, paşa, vezir, kubbe veziri, beylerbeyi, vali yaparlar. Sadrazam yaparlar. Padişah kendi kızını ya da kendi evladını o köle olan adama verir. Yani dostlar bizde kölelik kurta kinte gibi Avrupa'daki gibi değil. Maaşlı kendi kızını verecek, kendi kız kardeşini verecek, kendini hanım yapacak insanlar biçiminde yetiştirilir. Enderun Mektebi'nde bu eğitim verilir. Neler verilir? Hangi dersler verilir? Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi, nebatat, hayvanat, zooloji, Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İbranice, Keldanice, İtalyanca, Artık o gün hangi diller işine yarıyorsa o diller. Başka askeri yönetim, başka maliye bilgisi, başka hukuk bilgisi bir valinin işine yarayacak hangi bilgiler lazımsa onları 15 yıl boyunca günde 16 saat haftada 6 gün biçiminde bir çocuğa verilir. Şimdi bir çocuk 10 yaşında Enderun Mektebi'ne girdi. 15 yıl boyunca günde 16 saatlik bir mekanizmadan çıktı. Hem bu arada yazında 2 ay tatilleri var. Onu da atlamayalım. 2 ay tatil. Nereye gidiyorlar? Nereye gideriniz? Marmaris'e. Marmaris'e. Muğla Marmaris'e. Fethiye'ye. Bodrum'a, Kuşadası'na değil değil değil, hayır değil, hayır değil. Bu çocukları alıyorlar köylere, köy camilerine, köy medreselerine namaz kıldırsın köylülere Kur'an öğretsin, köylülerle irtibatı sağlasın diye köylere staj yapmaya gönderiyorlar. Bunun adına çera açıkmak denir. Yani kışın Enderun Mektebi'nde öğrendiklerini yazın köylerde staj yaparak köy çocuklarına, köy adamlarına, köy ahalisine, yaşları ufak ya, köy kadınlarına ders vermek biçiminde yapılır. Yani bu çocukların devlet etinden, sütünden, yağından, posasından her şeyinden yararlanır. Ha bir dakika, bir dakika Avrupa'da olmayan bir mekanizma. Avrupa'nın cins kafası Voltaire, Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler isimli kitabında diyor ki, Türkler dünyanın en zeki öğrencilerini dünyanın dört bucağından bulurlar. Dünyanın en zeki öğrencilerini dünyanın en zeki öğretmenlerinden ders aldırırlar. Dünyanın en zeki öğretmenlerinin ders verdiği bu dünyanın en zeki çocukları akla hayale sığmayacak bilgilerle donatılır. 10-15 yıl sarayın misafiri olurlar. Ardından bu dünyanın en zeki öğrencileri, inanılmaz bilgilerle donanmış en zeki öğrenciler devlet mekanizmasında vali olur, bey olur, paşa olur ve devleti yönetirler. Voltaire diyor ki bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez. Türkler bunu yaptı. Bunu yapan başarı söylüyorum. En zeki öğrencileri, en zeki öğretmenlerle, iyi donanımlı kurumlarda bir araya getirirsen ortaya iyi işler yapacaksan mükemmel bir kadro oluşturursun. Kötü işler yapacaksan da mükemmel bir kadro oluşturursun. Kim yaptı bunu en son? En zeki öğrencileri, en zeki öğretmenlerle en iyi yerlerde kim okuttu? FETÖ. Ve bu FETÖ denen alçak, bu en zeki öğrencilerin aklına, beynine giren alçak, devletin imkanlarıyla en zeki öğretmenlerle en zeki öğrencileri en iyi okullarda buluşturup kendi emelleri doğrultusunda faaliyet yaptırdı. İşte Osmanlı da en zeki öğrencileri en zeki öğretmenlerle buluşturdu ve devlet kendi menfaatleri doğrultusunda iş yaptırdı. FETÖ ile Osmanlı arasındaki en temel fark Osmanlı devlet adamı yetiştirdi. FETÖ kendi adamını yetiştirdi. Terörist olarak karşımıza çıkarttı. Aradaki fark bu. Ama metot ama uygulama yöntemi aynıdır. Enderun Mektebi gibidir FETÖ'nün okulları. İşte bu Enderun Mektebi'nde 15 yıl boyunca okuyup kera çıkmış ve köyleri yetiştirmiş insanlarla iş yapmış çocuk 15 yıl sonra yani yaşı 25 iken Artık Mısır'a vali gidecektir. Mısır da yaklaşık iki kat büyüklüğündedir Türkiye'den. Türkiye ile Mısır'ı karşılaştır. Mısır çok daha büyük bir ülkedir. Şimdi düşün Türkiye'yi 600 milletvekili, bir sürü kaymakam, bir sürü vali, bir sürü belediye başkanı, cumhurbaşkanı, kurullar, kurumlar yönetir. Bunu katla Türkiye'nin çok daha büyük olan Mısır'ı bir tek vali yönetiyor. Tek bir vali. İşte o vali 15 yıllık bir eğitimden sonra Enderun Mektebi'nden çıktı. Onu Osmanlı yetiştirdi. Şimdi bu çocuk bekar. Sıkıntı var mı Enes? Soru cevap gidelim. Yok. Mısır'a vali atandı. Bekar. Gitti Mısır'ı yönetiyor. Mısır'da kara kaşlı, kara gözlü, mis gibi esmer bir Arap kızına aşık oldu. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle aslanlar gibi, misler gibi gitti. Annesinden, babasından istedi kızı. Problem var mı? Yok. Kızı aldı kendi valilik konağına, sarayına getirdi, gelin getirdi. Sıkıntı var mı? Yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Osmanlı bunu istemiyor. Niye istemiyor biliyor musun? Çünkü dostlar Osmanlı valisi demek Mısır'daki Osmanlı valisi, Bağdat'taki Osmanlı valisi, Halep'teki Osmanlı valisi demek Osmanlı'nın bizzatihi kendisi demek. Orada devleti yönetiyor. Düşün Mısır'da Osmanlı Devleti'ni temsil eden bir adamın kayınpederi var, bir baldızı var, bir bacanağı var, bir kayınbiraderi var ve o kayınbirader işsiz. Akşam demeyecek bir kadın sen valisin ama benim abim işsiz buna bir iş bul demeyecek mi? Hangi devlet memuru Enderun Mektebi'nden mezun doğrudan doğruya Kanuni Sultan Süleyman Han'ı ifade eden Mısır Valisi'nin kayınbiraderine, kayınpederine hangi devlet memuru ceza yazabilir? Dolayısıyla Mısır'da bir özerk Mısır'da imtiyazlı Mısır'da ayrıcalıklı bir aile oluştu, doğru mu? Yani o aile Mısır'ın valisinin hanımının ailesi. Osmanlı imtiyazlı bir aile oluşmasın diye valileri asla bekar göndermiyor. E nasıl olacak? Şimdi filmi geri sar. <laughs> Enderun Mektebi'nden çıktı bekar. Ataması yapıldı mı sıra vali. İlk yaptığı şey hareme girmek. Haremde nereye giriyor? Padişahın annesinin odasına giriyor. Hukuken Padişahın annesi devletin annesidir. Yani padişahın annesi Hafsa Sultan devletteki bütün mekanizmanın annesidir. Fuken de Peygamber Efendimizin hanımı hepimizin Fuken annesidir. Bizim annemizdir Peygamber hanımları. Padişahın annesi de saraydaki herkesin annesi ya. Enderun mektebinden çıkan çocuk annesinin yani padişahın annesinin elini öpmeye ve helallik almaya gelecek. İyi de bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi. Asıl problem burada. Padişah adına Mısır idaresi diye gönderilen vali 5 dil biliyor. Mükemmel bilgelere sahip bitkisinden hayvanına, uzaydaki gezegenlerinden coğrafyasına, felsefeden tarihe, ekonomiden askeriyeye, latincesinden Arapçasına bir sürü bilgi biliyor. Şimdi bu kadar çok bilgi ile donatılmış, hayatının 15 yılı gırtlağına kadar ilimle doldurulmuş, bu çocuk hangi kadınla evlenmeli ki tatmin olsun? Akşam eve geldiği zaman kuru fasulye pilav edebiyatı yapacak bir kadın böylesine donanımlı bir adamı tatmin etmez. Adamın gözü dışarıda olur mu? Peki nasıl bulacağız böyle bir donanımlı kadını? Bu kadar donanımlı bir adama bu kadar donanımlı bir kadın lazım. Bu kadın nerede? Beş dil bilecek, tarih bilecek, coğrafya bilecek, uzay bilecek, iktisat bilecek, felsefe bilecek. Bu kadını nereden bulacağız? Bu adama yakışacak. Bu kadını nereden bulacağız? Bunun cevabı iz düşümüne bakacaksın. Osmanlı Sarayı'ndaki Enderun Mektebi adı verilen okulun iz düşümünde kadın versiyonunda harem denilen muhteşem yüzyıldaki cinsellik deposu asıl ve esasında bir okuldur ve o okulda Enderun mektebinde vali olarak paşa olarak vezir olarak ya yani bugünkü dille konuşalım bakan ordu komutanı beylerbeyi vali olağanüstü hal bölge valisi gibi üst düzey bürokratlara hanım yetiştiren okuldur. Şimdi gelelim hareme. Ömrü hayatı boyunca bir kere bile Topkapı Sarayı'nın harem bölümüne girmemiş adamlar fantazi yapıyorlar. Busbek diyor ki: "Ömrünün tamamını Topkapı Sarayı'nda hizmetkar olarak geçirmiş bir adama sordum. Harem nasıl bir yer anlatsana bana." "Boş verin yabancıların hareme girmesi." Osmanlı sarayındaki hizmetkarlara soruyorlar. "Harem nasıl anlatsana bana." Bunu da Buspek hatıralarına yazmış. Adam demiş ki, ömrümün 35 yılını Topkapı Sarayı'nda geçirdim. 35 yıl boyunca haremin kapısından başka bir yer görmedim. Yani Topkapı Sarayı'nın erkek bölümüne, selamlık bölümüne giren kapıdasından başka bir şey görmedim. 35 yılımı verdim, kapıdan başka bir şey anlatamam demiş. Şimdi Topkapı Sarayı'nı bilmeyenler için söylüyorum. Topkapı Sarayı 3 kapı, 4 bahçeden oluşur. Birinci kapı, Babi Humayun kapısı. Bu kapıdan içeriye girdiğinde karşımızda bir bahçe. Adı Alay Bahçesi. Alay törenlerinin yapıldığı bahçe. Aya İrinisi, efendim darphanesi, Osmanlı fırını, Osmanlı mutfağının olduğu, mutfak dolaplarının olduğu yerdir. Birinci bahçe. Geçtik. Gişelerin, biletlerin verildiği yer. İkinci kapı. Kapının adı Babü selam. Babü selam kapısı. Bab kapı demektir. Selam kapısı. O gişelerle biletlerin verildiği yer, iki kulenin olduğu yer. İçeri girdiğimizde bir bahçe bizi karşılar. Bahçenin adı Birun bahçesi. Yani dış bahçe. Sol tarafta has ağır. Mehterhane-i humayun, Duhterhane-i humayun. Sağ tarafta mutfak kısmı bulunmaktadır. Tam ortasında selvili yolla geçilen bir taşlı yolla Divan-ı Hümayun ve Kubbe Altı adı verilen devletin adaletini temsil eden Adalet Kasrı ve hemen altında Divan-ı Hümayun. Orası bir Rum bahçesi ve bizi karşılayan üçüncü kapı bab Saade kapısı. Artık saadetin, mutluluğun kapısı. İçeriye girdin, bizi karşılayan ayak divanı, ikinci divanı ya da arz divanı adı verilen oda. Arkaya geçtin, sağ tarafta Enderun Mektebi öğrencilerinin kaldığı kaldığı koğuş. Sol tarafta Ak Ağlar Camii, arkasında Enderun Mektebi, yanında Has Oda, tam ortasında 3. Ahmet Kütüphanesi'nin bulunduğu bahçe. Adı Enderun Bahçesi ve son bahçe beden eğitimi derslerinin yapıldığı, terbiye-i bedeniye derslerinin yapıldığı Aslanlı Bahçe. İşte bu üçüncü bahçe Enderun Bahçesi'dir. Enderun Bahçesi'nde ders yapan çocukların karşısında yetiştirilen insanlar harem. Gelelim Topkapı Sarayı'na. Fatih Sultan Mehmet Han 1453 tarihinde İstanbul'u fethettiğinde Topkapı Sarayı diye bir saray yok. Beyazıt'ta Sarayı Atik adı veren eski saray var. Ardından Arkeoloji Müzesi'nin içinde bulunan Çinili köşk 160 metrekarelik 4 artı bir apartman dairesine benzeyen bir saray. Fatih orada kalmış. Ardından Topkapı Sarayı. 1453 yılından sıkı durun. 1530 yılına kadar 80 yıl boyunca Fatih Sultan Mehmet Han, 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni'nin ilk 10 yılı. Kadın Sarayı, Kadınlar Sarayı, İstanbul Beyazıt'taki üniversitenin olduğu yerdeki eski saray. Erkeklerse Topkapı Sarayı'nda kalıyor. Yani dostlar, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ilk 10 yılına kadar kadınlar Topkapı Sarayı'nda kalmamışlar bile. Nasıl bir fantastik, magazinsel bir fantazi ortaya çıkıyor ki bir cinsel meta gibi harem görünüyor. Hiç Topkapı Sarayı'na hareme girmemiş bir adam bilemez ki Topkapı Sarayı'nda arayının harem bölümünün üstünde bir ayet-i kerime yazmaktadır. O ayet de evlere ön kapıdan girin. Kapılara da çalmadan, kapılara da vurmadan içeriye girmeyin mealli Allah'ın ayeti yazmaktadır. İçeri girdik. Bizi bir taşlık karşılar. Taşlığın önünde bir kapı ve bir yazı. Cariyelerin Allah'a duası. Allah'ım bize hayırlı kapılar aç. Ya bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir dakika. Padişahın cariyesi olmuşum. Yani muhteşem yüzyıla göre padişahın karısı olmuşum. Hala Allah'tan hayırlı kapılar mı istiyorsun? Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Selim'in, Murat'ın, Mehmet'in hanımı olmuşsun. Hala mı hayırlı kapılar? Dostlar ömrünü Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde geçirip 20 sene haremde kalıp padişahı bir kere bile görmemiş. Padişah tarafından da bir kere bile görünmemiş kadınlar vardır. Padişaha hanım yetiştirmiyor harem denilen şey. Osmanlı ulemasına, Osmanlı bürokrasisine, Osmanlı büzerasına hanım yetiştiriyor. Vali olarak atanacak olan o çocuğa geri gelelim mi? Gider padişahın annesinin elini öper. Annesi haremden bir kız çağırır. O da en az, en az diyorum, bir fazla ders görür. Yani örnek olsun diye söylüyorum. 15 yıl boyunca Enderun mektebinde ders almış çocuk diyelim ki 30 ders almış. Kadın tarafındaki cariye okulundaki o kadın da 31 ders almış. Yani erkekten bir fazla ders alıyorlar. Musiki Hatırlayın lütfen Şener Şen'li, Adile Naşit'li, Kemal Sunal'lı eski Osmanlı paşalarının fes taktığı filmlere, Tosun Paşalara, Süt Kardeşlere, eski Osmanlı filmlerine. Aile toplanır masada. Aile babası fesli bir albaydır, bir paşadır. Yemek yer. Yemekten sonra bey baba, konağın babası misafir odasına çekilir. Orada kahvesini yudumlarken evin erkekleri evin hanımları etrafında bulunurlar. Bir kadın kanun çalar. Hatırlayın. Bir kadın uç çalar. Erkekler de Nihans'ın Dilden isimli şarkıyı söylerken erkek de kahvesini yudumlar. Evlerde enstrüman çalma işi kadına aittir. Yani evin hem hanendesi hem sazendesi kadındır. Evin mutluluk meşalesidir kadın. Kocayı eve bağlayan kadındır, tutkaldır. Dolayısıyla akşamları meşk yaparlar. Televizyon yok, gazete yok, internet yok, hiçbir şey yok. Adam evinde hanımı çalar, kendisi söyler, mutlu olurlar. İşte Enderun mektebinde görülen derslerin bir fazlası kadın Enderun mektebinde, kadın cariyelerinde bulunur. Padişah hareme giriş yapacak. Öyle ya kendi hanımları, kendi dört tane karısı var diyelim padişahın. O da ayrı bir şey. Neden çok çocuk yapıyorlar? Çünkü salgın hastalıklar bir vuruyor olay bitiyor. 20 tane çocuk ölüyor. Padişaha erkek çocuk lazım. Çok evlenmek zorunda. Çok evliliği kınayanlar da o gün yaşıyor olsaydı çok evlenirlerdi. Mecburen sistem bunu doğurmaktadır. Padişah 4 tane karısı var. 8 tane cariyesi var. Ablası var, kız kardeşi var, kızı var, anası var. Yani kendi ailesi var. Onlar da haremde kalıyorlar. Padişah hareme girerken yarım saat evvelden hareme haber gönderilir. Kadınlara derler ki padişah girecek. Bunun üzerine haremde padişaha haram olan, padişah tarafından görünmesi yasak olan kadınlar. Bak ben neler söylüyorum yahu. Gerçek harem işte budur. Gerçek harem benim anlattığımdır. Muhteşem yüzyıldaki gibi rezalet bir harem değildir. Kadınlar hemen odalarına çekilirler, örtünürler çarşafa girerler. Padişah da hareme girer. Topkapı Sarayı'na keşke sizinle beraber gitsek. Padişahın has odası ile cariyelerin kaldığı gözdeler, hasekiler ya da bu kadınların gezdiği taşlık koridorlarının arasında padişahın kaldığı oda, cariyelerin kaldığı oda. Buradan bir koridor var. Böyle gidiyor sanmayın. Tam ortasında padişahın annesinin odası var. Yani padişah annesinin odasından geçmeden cariyelerin odasına giremiyor. Önce annesiyle oturuyor. Annesiyle bir hoş sohbet ettikten sonra bir kahve içip annesinin hatrını sorduktan sonra hareme hanımlarıyla, kızlarıyla görüşmeye gidiyor. Bu arada bütün kadınlar kaçışıyorlar, odalarına giriyorlar çarşaflarını giyiyorlar. En önemli şeyi söyleyeyim mi? Biz zannediyoruz ki harem bir kadın mezarlığıdır. Oraya giren kadın bir daha oradan çıkamaz. Ama bize resmi kayıtlar öyle demiyor. Haremde Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca, coğrafya, tarih, felsefe çoğalt bunu. Bu bilgileri öğreten hanım öğretmenler dışarıda özgür yaşayan hoca hanımlardır. Bu hoca hanımları sabahleyin bugüne göre söylüyorum anlaşılsın diye sabahleyin saat 8'de hareme giriş yapıyorlar. 9'da ders başlıyor. Bugün anlaşılsın diye söylüyorum. O ders saatleri değişebiliyor. Akşam da 6'da üstünü giyip evine gidebiliyor. Yani çalışan, maaş alan öğretmen hanımlar, hoca hanımlar haremde cariyelere ders veriyorlar. İşte bunların mesela benim eşim ya da ne bileyim şu an beni dinleyen dostlarımın eşleri bir öğretmen hareme giriyor. Tabii ki haremde kadınların yanında saçlarını, başlarını açıyorlar. Muhteşem Yüzyıl'da kadınların kıyafetleri açıktı. Hatırlar mısın onu? Hatırlar mısın o filmi? Böyle göğüs araları açıktı. Rahat giyiniyorlardı. Kadınların göğüslerinin yarısı dışarıdaydı. Muhteşem yüzyıldan sonra bahsediyorum. Bana diyorlardı ki kadınların kıyafetleri böyle değil değil mi? Böyle giyinmiyorlar değil mi? Ben de diyordum ki, şimdi aynı cevap veriyorum. Öyle giyiniyorlardı. Hatta daha açık giyiniyorlardı. Haremdeki kadınların kıyafetleri daha açıktı. Şimdi soru, beni dinleyen hanım kardeşlerim. Dışarıda başörtünüz var. Temmuz, Ağustos klima yok. Hava sıcaklığı 40 derece, 50 derece. Nasıl giyiniyorsunuz evde? Nasıl giyiniyorlardır evde? Ben söyleyeyim. Şort giyen vardır. Olacak mı? Olsun tabi evi. Askılı giyen vardır. Olsun mu? Olsun tabi kendi evi. İşte şort giyen, askılı giyen kadın dışarıya çıktığında öyle giyinmiyor ki. Yani üstünü giyiniyor, kıyafetlerini giyiniyor ve ben onun yalnızca yüzünü ve ellerini görüyorum. Ama evde şortlu askılı. Tıpkı bunun gibi haremin dışarıdan erkekler tarafından görünmesini engelleyen dış duvar 7 metre ya da 11 metre ve 1,5 metre kalınlığında duvarı var. Şimdi bak şu duvarı 7 metre yüksekliğinde Enes ve duvar kalınlığı 1,5 metre. Yani bu masa kadar. Ve arkasında şortlu, askılı, çıplak kadınlar var. Hadi görsene. Hadi gör. O kadın kendi evinde giyindiği gibi haremde de giyinebilir. Fakat biz kendi evimizi yani 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 artık neyse. Kendi evimizdeki oda sayısı kadar ve yüz ölçümü kadar. Evler ne kadardır? 90 metre, 120 metre, 150 metre, 200 metre. İstanbul'daysan 40 metre. 40 metre, 60 metre dedik. De ki 200 metrelik evde yaşıyoruz. Böyle değil ki. Osmanlı Sarayı 700 bin metrekaredir. Bu 700 bin metrekarenin 300 bin metrekaresi kadınlar sarayıdır. 300 bin metrekare. Ben bu 300 bin metrekareyi 100 metrekare evde yaşayan sana söylüyorum. 300 bin metrekare. Bunun 163 bin metrekaresi has bahçe, çayır çimen. Yani bugün bizim Gülhane Parkı adını verdiğimiz yer 163 bin metrekarelik alan. Geriye kalanı da artık odalar vesaire işte. Orada kadın çıplak geziyor kardeşim. Sana ne, bana ne, kimene? ne? Oscar Wilde'in bir sözü var. Onu söylüyorum. Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. O yüzden abartıyorum. Bu sözümü de öyle anlayın lütfen. Haremde kuşlar bile dişi. Yani erkek kuş bile uçmuyor haremde. O kadar kadın dünyası. Bu kadın dünyasında rahat giyiniyorlar. Gelelim işte o vali. Hikaye buradan başlar ve burada biter. O vali annenin yanında, yani valide sultanın odasında bulunmaktadır. Bir tane haremden bir cariye 30 ders gördü ya vali, 31 ders görmüş ve aynısı erkek kadar akıllı ve zeki kadınlardan birini çağırır. Vali görür, çok beğenir. Bugünkü amiyane ergen tabirle konuşayım, dibi düşer. Ama kadın beğenmez valiyi. Ben bunu beğenmedim der. O zaman kadın hareme geri gönderilir. Valide Sultan atıyorum. Feride gelsin dedi. Feride'yi beğenmedi vali. Feride gitsin, Hatice gelsin der. O zaman da Hatice gelir. Hatice'yi de vali beğenmedi. Emine gelsin, Ayşe gelsin vesaire. Yani hem vali hanımını beğenecek, hem hanım valiyi beğenecek. İkisi birbirini beğenecek, evlendirilecekler. Şahit padişahtır, sadrazamdır. Bütün nikah masraflarını valide sultan annedir ya o. Sultan karşılar Enderun mektebinde 15 yıl okuduktan sonra 25'inde mezun olmuş vali ile harem mektebinde 15 yıl okumuş bir cariye evlendirilir ve Mısır'a vali olarak bir aile gönderilir. Yani dostlar, sözün özü ve özün sözü şudur ki harem sapık manyak kendi haremim olsa öyle yapardım mantığıyla hayal kurarak çıplak hamamlarda yıkanmış cariye resimleri çizen sapıkların dünyasındaki gibi değildir gerçek harem. Gerçek harem kadınların yaşadığı bir dünyadır. Evlenme var mı? Tabii ki var. Sen, ben, biz, herkes. Enes, nasıl bir kadınla evleneceksin? O, o kadını kim bulacak? O kadını ben bulacağım dedi. Enes dedi ya. Benim karşımda oturan Z kuşağının temsilcisi Enes diyor ki ben bulur ve evlenirim. Kim bulacak Enes? Ben kelimesini padişah kuramıyor işte. Padişah kendi bulamıyor. Çünkü padişahın dünyası hep erkek. Arka tarafta bir kadın dünyası var. He sıraya geçin biz sizden birini seçeyim de diyemiyor. Sistem buna müsait değil. Peki kim bulacak padişah kadın? Ya hareması, kalfası yani. Beğenecek birini gönderecek. Ya da anne. Enes senin annen kadınların, genç bekar kızların bulunduğu bir bölüme giriyor. Oradan bir tane kız beğeniyor ve sana gönderiyor kardeşim bu kadar basit. Padişahın kendi hanımını seçme hakkı bile yok. Anne seçecek, onunla evleniyorlar. Örnek veriyorum Hürrem Sultan. Kim seçti? Anne seçti. Ayşe Hafsa Sultan seçti ve Kanuni Sultan Süleyman'a hanım olarak gönderdi. Sevgili dostlar ne olursunuz Televizyon dünyasının o renkli yalanlarına inanmayın. Harem. Açın kitapları okuyun. 35 yıl Topkapı Sarayı'nda yaşayıp da kapısından başka hiçbir yerini görmeyen erkek hizmetkarların bulunduğu yerdir Topkapı Sarayı. Öyle bir cinselliğe, öyle fantazilere hizmet veren yer değildir. Evlenmek için kızların yetiştirildiği yerlerdir. Kadınlar, erkekler, insanlar kendi kızlarını hareme verirler alın bunu yetiştirin diye. Enes sana bir şey söyleyeceğim. Bir kızın olsun. Olsun mu? Allah sağlıklı saatli versin. Enes ister misin kızının birini Ankara valisiyle evlenmesini? Damadı vali olacak. İster misin başka diğer kızının da jandarma genel komutanı olsun, hava kuvvetleri komutanı olsun, bir savaş pilotu olsun ister misin? Evet. İnsanlar da damatları böyle olsun istemişler. Vadilerin, savaş pilotlarının, hava kuvvetleri komutanlarının, kara kuvvetleri komutanlarının yetiştiği Enderun Mektebi'nden çıkan çocuklarla evlensin diye harabe vermişler. Ne var bunda mahsurlu olan? Hiçbir şey. Yalnızca bilmek ve mevzuları oturtmak lazım. Dostlar bu program da bitti. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda başka bir konu ile karşına çıkacağız. Fakat geçtiğimiz hafta abonelik sayısı bir önceki haftaya göre fazla artmadı. Sizden ricamız lütfen bizi büyüt. Bak annemize, baba annemize iftira atıyorlar. Biz bu iftiraların cevabını veriyoruz. Bizi büyütün. Herkes bizi dinlesin. Hak ve hakikat buradadır ha. Buradadır. Türkler, Müslümanlar ve ötekiler. Voltaire'in kitabı. Lütfen alın okuyun. Bizim dünyadaki diğer insanlardan farkımızı, Avrupalının gözünden görün Türkler Müslümanlar ve ötekiler. Siz seviyoruz. Abone olun. Zil butonuna basın. Her gelişmeden haberdar olun. Bir de lütfen bize yorum yapın, soru sorun. Bu haftaki haremi siz sordunuz, biz anlattık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.